şey yapalım. Evet, deneme. Ses 1-2 deneme. Evet değerli izleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda özel orman ağaçlandırma projesi hakkında sorulması gereken ne kadar soru varsa A'dan Z'ye toparladık. Sizlerde gelen sorularımızı liste yaptık. Şu anda karşımızda özel orman mühendisimiz Bayram Eminoğlu kardeşimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizi kırmayıp geldiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Biz daha önce bu röportajımızın yayınını yaptık. Evet. Bu hususta sorular varsa bize gelsin diye. Evet. Talepte bulunduk ve sorularımız geldi. Sorularımız toplandı. Şimdi size bize gelen soruları sırasıyla bazen arada aklımıza geldikçe evet, konu konuyu açar misali. Evet. Sorularımızı açacağız. İnşallah güzel bir söyleşi olacak. İnşallah. Bu hususta insanlarda eksik bilgiler var. Evet. İşte birazını biliyor, birazını bilmiyor. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye eksik bilgi parçaları var. Şimdi biz bu programımız sayesinde, bu röportaj sayesinde hepsini birleştireceğiz. Evet. Artık özel orman ağaçlandırma projesi deyince insanın aklında bir soru kalmayacak. Evet. Net olarak bu projeyi anlatmış olacağız. Şu anda arka planımızda da özel orman ağaçlandırma projesiyle kurulu bir bahçe var. Biz şu anda Hacı Baba'nın çiftliğindeyiz. Evet. Burası özel orman ağaçlandırma projesi kapsamında kuruldu. 5 dönümlük bir ceviz bahçesi. Özel örnek bir bahçe olması sebebiyle röportajı da burada yapmayı uygun gördük. Sen de bizi kırmadın geldin. Ayağına sallık. Biz teşekkür ederiz. Evet. Efendim müsaadeniz olursa tabii ki, öncelikle buyurun. Ben birkaç hususa dikkat çekmek tabii istiyorum. Ki. Öncelikle kendimi tanıtayım. Tabii. İsmim Bayram Eminoğlu. Serbest orman mühendisiyim. Diyarbakır'da çalışıyorum. Öncelikle özel ağaçlandırma projesi hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Özel ağaçlandırma projesi tapulu arazilerde, hazine arazilerinde ve mülkiyeti orman arazilerinde yapılan ağaçlandırmadır. Bu özel ağaçlandırmada maksat şudur. Vatandaşın şu şekilde, vatandaş diyelim ki tapulu arazisi olacak, en az 5 dönüm alt sınırımız var bizim. Evet. Alt sınırımız 5'tir. Tapulu arazilerde 5 dönüm arazisi olacak. Hazine arazilerinde alt sınırı 20 dönümdür. Orman arazilerinde 5 dönümdür. Diyelim ki Bekir Bey'in tarlası var. En az 5 dönüm tarlası olacak. Eğer orman köylüsü olursa tarlasını ceviz, badem, fıstık, harnup, alıç, kestane gibi odun dışı orman ürünleri dediğimiz ağaçlandırma şeklinde yaparsa bir defaya mahsus olmak üzere Orman Genel Müdürlük tarafından %65 hibe verilmektedir. Bu hibenin nasıl olacağını da size izah edeyim efendim. Diyelim ki Bekir Bey efendi orman köylüsüdür. Tarlası var en az 5 dönüm, en fazla 30 dönüme kadar. Bekir Bey dedi ki benim imkanım yok. Ben veya şu şekilde 30 dönümü yapmak istemiyorum da tek tapumdur 30 dönüm. Ben 15 dönümde yapmak istiyorum. Bekir Bey 15 dönüm tarlanın yerini biz serbest mühendislere ya da proje nerede yaptıracaksa o 15 dönümü çeviriyoruz 15 dönümü. Bekir Bey 15 dönüme göre hibe alıyor. Yalnız Bekir Bey proje yaptıktan sonra artık %65 hibe hakkı bitiyor Bekir Bey. Bir dahaki sene diyelim ki dedi ki ben o diğer 15 dönümü de yapacağım. Bekir Bey bu sefer %65 hibeden faydalanamıyor. Sadece %25 hibeden faydalanır. Diyelim ki Bayram Eminoğlu Diyarbakır merkezde oturuyor. 5 dönüm tarlası var. En az 5 dönüm tarlası olacak. 100 dönüm tarlası var. Bayram Bey Diyarbakır merkezde oturduğu için ikametgahı Diyarbakır'da olduğu için, kütüğü Diyarbakır'da olduğu için %65 hibeden faydalanamaz, %25 hibe alır. Şimdi şöyle başlayalım. Yani sen şu anda bir özet geçtin. Özet. Şimdi soru soru olarak gidersek, buyurun. En azından vatandaşın aklında hiçbir şekilde atlanmış soru olmaz. Doğrudur. Eksik kalan bir parça olmaz. O yüzden şöyle başlayalım. Özel orman ağaçlandırma projesi denince ilk önce neyi anlamamız gerekiyor? Özel ağaçlandırma projesi dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor. Vatandaş tarlası var. Tarlasına ceviz, badem, fıstık, zeytin, harnup, alış gibi odun dışı dediğimiz orman ağaçlarıyla ağaçlandırma yapmak istiyordur. Projeyi yaptığı zaman hibe alır.
Evet. Onun için biz özel ağaçlanma projesi diyoruz. Ha, sorunun devamı şöyle. Biz kendi arazimizde orman mı kuracağız? Hayır. Bunun cevabını vermiş olalım. Şu şekilde efendim. Orman vatandaş kendi arazisinde şu şekilde efendim. Tarlasını var ya tarlasında. Tarlasında odun dışı ışıklandırma. Odun dışı ağaç o zaman neler oluyor? Ceviz. Bizim Orman Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğinde ceviz, badem, fıstık, zeytin, harnut, alıç, kestane gibi türlerle yapılan ağaçlandırmalara Orman Genel Müdürlüğü %65 şive veriyor. Bunlar bizim odun dışı orman ürünü dediğimiz türlerdir. Mesela asli, bizim mesela orman, bizim ormancılık tabiriyle iki şekilde bir ağaçlandırma vardır. Evet. Bir asli, bir de odun dışı. Asli dediğimiz mesela çam, ondan sonra efendim mesela sedir ağaçları, meşe gibi odun, ham maddesi üretimine yönelik. Ormanı olarak oluşturan ağaçlar. Aynen. Evet. Bunlar bizim aslidir. Odun dışı da dediğimiz defne mesela. Defnenin yaprağından defne de bir odun dışı orman ürünümüzdür. Evet. Yani vatandaş özel ağaçlandırma projesi vatandaşın şu şekilde aklına kalıyor. Diyor ki ben belki tarlamı ceviz yaptım, badem yaptım, fıstık yaptım. Projeli yaptım. Yarın öbür gün devlet gelecek diyecek ki ben sana hibe verdim. Burası artık benim ormanımdır. Benimdir gibi bir şey yok. Buradaki maksat vatandaşa destek olmak, üretimi artırmaya yöneliktir bunlar. Evet, yani bu söylediklerinden şu soruların cevabını verdin. Yoksa devlet mi bize bahçe kuracak? Devlet bu iş için bize para mı verecek sorusunun cevabını vermiş oldun. Bir de devletin bu projeyi yapma gerekçesini de açıklamış oldun. Şimdi efendim bizim devletimizin bu tür projelere destek vermesinin asıl amacı şu. Vatandaş orman köylüsü, öncelikle orman köylüsünün %65 hibe almasının sebebi vatandaşın o köyde kalması, şehre göçün önüne geçmek, vatandaşa destek olup üretimi artırmaya yöneliktir. Evet. Bizim Orman Genel Müdürlüğü'nün hedefi budur. Evet, proje kapsamına hangi ağaçlar giriyor? Az önce arz ettiğimiz gibi efendim ceviz, badem, fıstık, zeytin, kestane, harnut, alıç, defne ve benzeri türlerle. Bunun dışında mesela tıbbi ve aromatik bitkiler de zannedersem bu gruba giriyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler efendim şu şekilde. Bizim Orman Genel Müdürlüğü yeni bir yönetmenlik çıkardı. Onu da şu şekilde orman arazilerinde kiralama yapmak suretiyle her ayın 1 ile 15'i arasında vatandaş ormandan arazi kiralama için müracaat yapabiliyor. Sadece bu tıbbi aromatik bitkiler üretimi kapsamında. Evet efendim. Diğer özel ağaçlandırmalarda da şu şekilde tapulu arazilerde yılın her günü, her yılı müracaatlar yapılabilir. Evet. Ama orman arazilerinde de şu şekilde var. Bizim Orman Genel Müdürlüğü de bozuk vasıftaki veya OT dediğimiz açıklık alanlarda her yıl Nisan ayında ve Eylül ayında müracaatları alıyor. Bunlar da ormanlık alandan kiralama işlemleri de yapılabiliyor vatandaş. Evet, bu projeyi uygulayabilmek için tapu şartı var mı? Şu şekilde eğer vatandaşın arazisi kendi mülkü ise tapusu olması lazım. Eğer hazine ise hazinenin arazisini kullanıyorsa hazineden orayı ağaç özel şu şekilde ağaçlandırılmak üzere kiralandığına dair belgesinin olması lazım. Eğer orman arazisinde bu işlemi tahsis edecekse Orman Genel Müdürlüğü'nden orayı kiraladığına dair oraya kendisine tahsis edildiğine dair belgesi olacak ki proje yapabilsin. Mesela tapulu arazilerin üzerinde işlem yapıyor vatandaş. Evet efendim. Diyor ki ben burayı ekmek istiyorum, biçmek istiyorum, burada proje yapmak istiyorum. Ama tapusunu araştırınca sistemden bakıyoruz ki tapuları ölmüş atalarından üzerine geçiyor. Onu da şu şekilde yapabiliyor efendim. Gidecekler veraset ilamı çıkaracaklar efendim. Ona istinaden işlem yapılabiliyor. Ha, veraset ilamı çıkardıktan sonra aynen varisler çıkacak ortaya zaten. Evet. Varislerden de ya topluca vekaletname alacaklar. O şekilde işlemlerini yapabilirler. Şimdi veraset ilamından sonra tapuya gidip üzerine çevirecekler değil mi? Evet. Tabii. Hisseli olacak evet. Zaten. Hisseli. O şekilde. Veraset ilamından sonra şimdi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün şöyle güzel bir şey var. Yani vatandaşın menfaatine olan bir uygulaması var. Diyor ki tek bir tapu harcı yatırarak veraset ilamındaki bütün isimleri o tapulara geçirebiliyorsun. Evet. Yani o tapuları geçirdikten sonra işlerinden herhangi birisi bu tapuları hibe işlemlerinde, destekleme işlerinde kullanabiliyor. Doğrudur efendim. Muvaffakatname evet, almak noterden, yoluyla. Evet, evet. Noterden muvaffakatname almaları lazım. Yani tarım ilçe müdürlüklerine de aynı uygulama şey evet. Olarak var. Muvaffakatname olarak var. Ormanda da
muvaffakat. Aynen. Farz edelim bizim dedemizi farz edelim. Evet. İkimiz aynen dedenin soyundan geliyoruz. Tapu dairesine gittik. Tapuda benim de adım var, sizin de adınız var. Ben özel ağaçlanma projesi yapmak istiyorum. Sizi notere götüreceğim. Noterde kira sözü muvaffakatname vereceksiniz bana. Evet. Ona da şu ibare kullanmanız lazım muhakkak. Hangi türü örnek veriyorum. Ceviz mi yaptınız, badem, fıstık? Oraya şöyle bir ibarenin yazılması lazım. İdare müddetince. Çünkü idare müddetince ibaresi konulmadığı zaman Orman Genel Müdürlüğü bunu kabul ediyor. İdare müddetince'nin şeyi nedir? Açılımı nedir? Açılımı şu şekilde. Yani diyorsunuz ki mesela cevizin ömrü diyelim 60 yıldır. Evet. 60 yıl boyunca ben burayı kiraladım. Ekonomik ömür boyunca. Aynen. Ekonomik ömrü boyunca burayı sana kendi rızamla, isteğimle buranın muvaffakatnamesini kullanma hakkını sana verdim manasına geliyor. Ekonomik ömrü dolmadan kestik ağaçlarımızı. Onu kesebilirsiniz. Ona bir şey diyemiyoruz. Kesebilirsiniz. Kesmeyi de şu şekilde yapıyorsunuz. Diyelim ki ağacınız geldi. Diyelim ki 30 yıl sonra dediniz ki biz bu ağaçları keseceğiz. Zaten ağaç da kesebilmeniz için Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvurup o şekilde ağaçlarınızı zaten kesiyorsunuz. Evet. Tapulu kesim dediğimiz olay. Evet. Bu proje için alan limiti var mı? Alan limiti az önce de arz ettiğim üzere tapulu arazilerde 5 dönüm bulunması lazım. Ormanlık arazilerde de 5 dönüm, hazine arazilerinde 20 dönüm alt sınır vardır. Üst sınır? Eğer orman köylüsüyseniz 30 dönüm, eğer normal sıradan diyelim ki orman köylüsü değilsiniz 500 dönüme kadar da yapabilirsiniz %25 500 dönüm. Ha, %65 değil de %25 gibi eder faydalanmak istiyorsanız 500 dönüm. 500 dönüme kadar yapabiliyorsunuz. Evet, şirketler 3000 dönüme kadar yapabiliyorlar. 3000. Evet, orman veya hazine arazisi üzerine bu projeyi kurabilir miyim? Orman veya hazinenin bu hususta özel bir şartı var mı? Onlardan nasıl arazi alabilirim? Efendim, orman arazisinde kiralama şu şekildedir. Vatandaş kendisi, arz önce de ifade edildiği üzere, evet, kendisi gidecek, şöyle bir arazi bulacak. Üstünde öyle nasıl diyelim? Orman vasfını kaybetmiş. Orman vasfını kaybedecek, açıklık bir alan bulacak. Evet. Biz gideceğiz, orada vatandaşın gösterdiği yerde koordinat alacağız. Projesini yapıp başvurusunu yapacağız. Başvurusu onaylandıktan sonra vatandaş kesin izin dosyasını yapacak. Hazine arazilerinde de şu şekilde oluyor efendim. Hazine kendi arazilerini ağaçlandırılmak üzere ilan ediyor efendim. İlan ediyor. O ilanlarda vatandaş oraya başvuruyor. Başvurusu hazine onlara tahsis ettiğine dair belge veriyor efendim. O belge istinaden proje yapılabiliyor. Yalnız hazineden de en az 10 yılına kiralama yapmaları lazım. En az. Yani biz istediğimiz hazine arazisi üzerine ağaçlandırma yapamıyor muyuz? Hayır. Mesela diyelim ki Bekir Bey gitti hazine arazisini kiraladı. Tarımsal amaçlı kiralamış. Evet. Ejder misil yatıyor. Aynen. Onu kabul etmiyorlar. Yani illaki ağaçlandırma aynen, sıfatıyla. Şöyle, aynen. Orada ibare geçecek. Diyecek ki ağaçlandırılmak üzere ibaresini kullanması lazım vatandaş. Yani o zaman hususi ağaçlandırılma sözleşmesi yapılması aynen, lazım. Aynen. Hazine ile vatandaş arasında zaten bir sözleşme yapılıyor. Evet. Sonraki soruya geçiyorum. Projeyi kurduktan sonra devlet bizim elimizden bunu almaya kalkar mı? Özellikle hazine ve orman arazilerinde. Sonuçta biz devletin arazisinde bu doğru projeyi yapıyoruz. Çık benim arazimden diyebilir mi? Hayır diyemez. Niye diyemez? Çünkü orman arazisinde siz devletten bile kiraladığınız zaman zaten 49 yılına kiralıyorsunuz. Eğer 49 yılınız bittikten sonra tekrar devletten ikinci bir defa kiralama hakkına sahipsiniz. Hazine arasında da aranızda 10 yıllık sözleşme yaptığınız için, 10 yılınız bittiği için tekrar, çünkü orayı siz kurmuşsunuz, siz üzerine hak sahibisiniz, tekrar bir 10 yıl için tekrar siz kiralayabiliyorsunuz. Sözleşme sürdüğü esnada devlet burada, sen bu sözleşmeye uygun hareket etmiyorsun, ben sözleşmeyi feshettim diyebilir mi? Şu şekilde diyebilir efendim, devlet vatandaşa, orman için, orman arası için konuşuyorum. Evet. Proje yaptınız. Proje yaptıktan sonra size bir süre veriyor. Diyor ki 3 ay içerisinde projeyi yap, teslim et. 3 ay içerisinde projeyi yaptınız, teslim ettiniz. Ettiniz, etmediniz. Ondan sonra zaten hak kaybediyorsunuz. Bir. İkincisi, sahanın başarı oranı var. Başarı. Sahaların başarılı olması lazım. Diyelim ki Orman Genel Müdürlüğü size arazi tahsis etti. Siz orada herhangi bir işlem yapmadınız, ağacınızı dikmediniz, telini çekmediniz, fidanınıza bakmadınız.
gelip herhangi bir inceleme yaptıkları zaman sahanın başarısı düşükse o zaman araziyi sizden alabiliyorlar. Onu alır. Başarı. Çünkü orayı sizin başarılı hale getirmeniz için size tahsis edilir. Yoksa evet. Yani siz bir şey başarasınız diye size geliyor. Aynen. Zaten. Tabii. Yoksa siz üzerine mangal yapın diye vermiyor yani. Evet. Aynen. Evet, şimdi çok önemli bir şeye geldik. Noktaya geldik. Bu soruların devamı da yine bu soruyla alakalı. Bu projeden faydalanmak için köyde oturmak mı gerekiyor? Efendim şu şekilde. Şartlar arasında diyor ki vatandaşın ikametgahı o köyde olacak. Yani oturmanız lazım. Kütüğünüz de o köyde olacak. Ki oturmazsanız olmuyor. Yani oturmasanız bile ikametgahınız ve kütüğünüzün o köyde olması lazım. Şimdi bu söylediklerle alakalı sana peş peşe birkaç soru soracağım. Buyurun. Hepsi de bununla alakalı. Arazim köyde ama ben ilçede oturuyorum. Arazim köyde ama ben başka ilde, evet, ilçede veya başka bir ilde oturuyorum. Kütüğüm ayrı yerde, ikametim ayrı yerde. Efendim şu şekilde anlatayım. Bizim de birkaç gün önce karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de bu. Vatandaş diyelim ki A köyünde oturuyor. Tapusu A köyünde ama kütüğü B köyünde. Falanca köyde olmuyor. Vatandaşın mücavir köy dediğimiz diyelim ki komşu köy. Mesela diyelim ki ben A köyünde oturuyorum. İkametgahım da orada, kütüğüm de orada ama tarlam B. Hemen yanımdaki B köyünde. Öyle olduğu zaman %65 hibeden faydalanır. Ama diyelim ki aramızda başka köy hududu girmişse %65'ten faydalanamıyor vatandaş. Hibe oranı %25'e. Evet, bu soru şimdiki soracağım sorunun biraz cevabı oldu. Şu. Arazimin bir kısmı bu köyde. Evet. Bir kısmı başka köyde. Hatta bir kısmı bizim ilçede. Bir kısmı diğer ilçede. Biraz daha ileri götüreyim. Bir kısmı bizim ilde. Bir kısmı başka bir ilde. Bu çünkü gerçek canlı olarak da bu şeyi yaşadık. Biz de yaşadık. Buradan yaklaşık bir 10 gün önce hatta vatandaşın projesini tam yapacakken vatandaşın tapusuna baktık. Vatandaşın ikametgahı, ondan sonra kütüğü Çermik'te ama tarla Çüngüş'te. Evet. Öyle olunca hibe oranı maalesef %25'e düşüyor. Şöyle bir vatandaş aynı köy hudutları içerisinde oturacak. Aynı köy olmasa bile mücavir köy, komşu köy olacak ki %65 hibeden faydalanabilir. Şimdi Çüngüş'ün bir köy, yukarı şehirler. Evet. Diyarbakır'a bağlı. Yan köy, komşu köy, Naldöken, Elazığ'a bağlı. Yani arada farklı iller var. Evet. Burada oturup diğer köyde proje yapan oldu. Evet. Buradaki bahçesiyle yan bahçesi, ikisi komşu ama ikisinin arasından yıl sınırı geçiyor. Olmuyor, %25. Hem aynı ilde olacak, hem aynı ilçede olacak, hem köyde olacak. Yani aynı köy hudutları içerisinde olması lazım. Yoksa hibe oranı dediğim gibi %25'e düşüyor. Evet, bu cevabı öğrendiğimiz iyi oldu. Çünkü burada çok kafalar çok karışıyor. Evet. İşte öyle mi olsaydı, şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı diye. Evet, bu sorularıza inşallah cevap bulabildik diye düşünüyorum. Evet. Yani aydınlanmamış bir nokta kalmadı. Şimdi bu projeyi kim yapıyor? Bu projeyi biz serbest orman mühendisleri yapıyoruz. Evet, kim yürütüyor? Bizler yürütüyoruz. Kim denetliyor? Orman İşletme Müdürlükleri denetliyor. Evet, biz şimdi bu projeyi yapmak istedik mesela. Kime ya da nereye başvuracağız? Örnek vermek gerekirse Bekir Bey diyelim ki Ergani'nin Çayköy'de oturuyor. Proje yapmak istiyor. Proje yapmak istediği zaman bize başvuru yapıyor. Biz Bekir Bey'den proje aşamasında istenen evraklar var. Ben o zaman buradaki orman işletme şefine değil de bizlere, size geleceğim. Aynen. Bize geleceksiniz. Serbest Orman Mühendislik firmasına geleceksiniz. Evet. Biz sizden şey isteyeceğiz. Kimlik fotokopinizi isteyeceğiz. Tapu fotokopisi isteyeceğiz. İkametgah belgenizi isteyeceğiz. Ondan sonra sizden harita plan örneği isteyeceğiz. Sizden dilekçe alacağız. Ondan sonra projenizi yapmaya başlayacağız. Harita plan örneği dediğin nedir mesela? Harita plan örneği tarlanın sınırlarını gösteren bir paftadır. Onu da harita
Harita kara sorgularından alıyoruz. Yani bu tabakadosu genel müdürlüğü parsel sorgu programı kullansak? Onu kabul etmiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü harita mühendisi tarafından imzalı, ıslak imzalı şekilde mühürlü olması gerekiyor. Onu da İKAP büroları dediğimiz harita proje bürolarından tasdik Şimdi çoğu hibe programlarında mesela hibe programında bir şart koşulabilir, özel şart denebiliyor ki mesela devlet memurları ya da SGK kapsamında olanlar bu projeden faydalanamaz. Bu projede var mı öyle bir şart? Efendim şu şekilde devlet memurları bu proje yapabilir. İstisna Orman Genel Müdürlüğü personeli ve birinci dereceden akrabaları bu projeyi yapamazlar. Yani o zaman ormanın kendi personeli ve yakın akrabaları yapamıyorlar. Bu projede faydalanamaz. Ama diğer memurlar, işçiler bu proje yapabiliyorlar sıkıntıya. Şimdi bu proje için devlet kapısında herhangi bir masrafımız olur mu? Devlet kapısında şu şekilde, diyelim ki siz proje yapmaya niyetlendiniz, biz sizin projenizi yaptık, projeniz onaylandı, onaylandıktan sonra siz kendi cebinizden tarlanıza fidanınızı dikiyorsunuz, terinizi çekiyorsunuz, ondan sonra Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki şefler, gerekli memurlar gelip sahada gerekli ölçümleri yaptıktan sonra sizin ödemenizi size yapıyorlar. Burada sormak istediğim soru şuydu. Yani biz burada devlete bir harç, vergi, herhangi bir şey yatırıyor muyuz? Hayır, yatırmıyorsunuz. Hiçbir şey yatırmıyorsunuz. Yani sadece müracaat etmemiz yeter. Aynen. Müracaat ettikten sonra her şey bitiyor. Evet. Hibe tutarı neye göre belirleniyor? Hibe tutarı... Yani hibeyi kim hesaplıyor? Hibe Orman Genel Müdürlüğü'nün her yıl yayımlanan birim fiyatları üzerinden hesaplanır. Mesela bu seneki proje yaptıklarımızı 2022 birim fiyatları üzerinden hesaplıyoruz. Örnek vermek gerekirse o pozda her şey yazılıdır. Bir kilometre terim fiyatı ne kadardır? Bir dönüm sulama bedeli ne kadardır? Ondan sonra çukur kazacaksa vatandaş bir çukurun kaç TL kazılacağı bellidir. Her şey bellidir o pozda. O pozlara göre proje yapılır. O projeye göre bir bedel çıkarılır. O bedel üzerinden vatandaş ya %65 hibe alır ya %25 hibe alır. Bu poz değerleri üzerinde güncelleme yapılabilme imkanı olur mu? Mesela şu andaki fiyatlar yüksek. Yani şu anda öyle dengesiz bir fiyat durumu var. Onunla ilgili şu anda gündemde öyle bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Olursa, o zaman biz bu işi yaparsak bize astarı yüzünden pahalıya gelebilir mi bu iş? Efendime söyleyeyim, biz geçen yıllar yaptığımız zaman vatandaş çok çok mutluydu. Hatta fazla fazla da yaparlar ama bu sene artık birim fiyatlar yükseldiği için o konuda şey diyemiyoruz. Çünkü birim hesaplar her ne gün değişir ya, fiyatlar yükseliyor ya. Ona... Şimdi bu proje için malzemeleri nereden, kimden alacağız, nasıl alacağız, bu proje için alacağımız malzemeler için herhangi bir fatura toplamamız gerekiyor mu, KDV ödememiz gerekiyor mu? Soracağım bunu arayın. Şu şekilde efendim, diyelim ki siz projenizi yaptınız, projeniz onaylandı. Sizin ne ihtiyacınız var? Örneğin fidana ihtiyacımız var. Fidanı temin ederken Orman Genel Müdürlüğü sizden fatura falan talep etmiyor. Birim fiyatlara göre verdiği için fatura istemiyor. İsterseniz gidip kendi yakın akrabanızdan bile ücretsiz temin edebilirsiniz. Tel, ondan sonra çukur kazma, sulama hortumu, onlara fatura istenmiyor. Birim fiyatlar üzerinden fiyatlandırma yapıldığı için fatura veya KDV gerek yoktur. Evet. Şimdi biz bu projeyi yaptık. Evet efendim. Biz en azından masrafımızı kurtarabilir miyiz? Masrafınızı şu şekilde kurtarabilir. Ya da masrafımızın ne kadarı bize geri döner? Bu işten bir karlı çıkabilir miyiz yani? Bir yolu var mı bu işin? Efendim geçen sene için örnek vermek gerekirse biz proje yaptığımız zaman vatandaş kendi el emeğiyle fidan çukurunu kazıyordu. O cepte. Tel çekme kendisi çekiyordu. O cepte. 3 yıllık bakım parası veriliyor. O bakım parasını kendisi yaptığı için cepte. Sulamayı ödüyoruz. Onu kendisi yaptığı için cepte. Sadece vatandaşın para ödeyeceği şeyler fidan parası, bir de tel yata dediğimizde para ödüyor. Diğerlerine kendisi el emeği yaptığı için fazla bir cebinden para çıkmıyor. Evet, projeyi bitirdim. Evet. Hemen para istiyorum. Bana para lazım. Maalesef hemen projeyi bitirdim. Parayı alayım. Yok. Projenizi bitirdiniz. Bitirdikten sonra Orman İşletme Müdürlüğü gelip
yerinize bakıyor. Gerekli incelemeleri yapıyorlar. Gerekli incelemeler bittikten sonra paranızı istiyorlar. Hem ondan sonra paranızı alıyorsunuz. Hemen tak bugün bitirdim. Para maalesef alınmıyor. Projeyi bir türlü bitiremedim. Şu şekilde bir türlü bitiremediniz, yok. Projeyi bitirmeniz lazım. Yani yarıda bırakamaz mıyız? Yarıda şu şekilde diyelim ki siz projede ne diyoruz, biz meselesin projenizi yaptığımız zaman diyoruz ki vatandaş etrafına tel çekecek, sulama hortumu çekecek, fidan dikecek. Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki ekipler gelip sizin talanınıza baktıkları zaman siz hiçbir şey yapmamışsanız hiçbir şeyin parasını alamazsınız. Ama diyelim geldiler baktılar ne yapmışsınız efendim mesela? Fidan dikmişsiniz, tel çekmemişsiniz. Fidan parası alırsınız, diğerlerinin parasını alamazsınız. Ne yaparsanız onun parasını alırsınız. Yani projeyi yarım bıraksak yine faydalanabiliyor muyuz? Tabii faydalanabilirsiniz. Sadece tel çekmemişseniz telin parasını almazsınız. Bak bu da iyi. Almazsınız telin parasını. Evet, projeyi bitirdim ama onay vermediler. Şimdi ne olacak? Şu şekilde biz sizin projenizi hazırladıktan sonra Orman Bölge Müdürlüğü'nde projeniz onaylandıktan sonra artık hak kazanıyorsunuz. Bundan sonra top sizde. Siz kendiniz eğer yapmamışsanız, işlemi tahsis etmemişseniz artık siz sorumlusunuz. Burada kimsenin oraya müdahale edebilecek bir şansı yok. Proje her türlü o parayı hak kazanıyorsunuz. Ama siz yapmadıktan sonra o parayı alamazsınız. Evet. Şimdi artık şey kısmına gelelim. Proje kısmına gelelim. Evet. Projenin aşamaları, yani proje hangi aşamalardan oluşuyor? Proje şu şekilde efendim. Öncelikle vatandaşın birinci aşaması projelendirme aşamasıdır. Öncelikle biz vatandaşın projesini yapıyoruz. Projesi onaylandıktan sonra vatandaşa diyoruz ki artık tamamdır işlemin, git işlemlerine başla. Farz-ı misallerimizin projenizi şimdi yaptık. Projeniz onaylandı. Sonbaharda diyeceğiz ki Bekir Bey projeniz tamam. Gidin silahınızı dikin. Efendim mesela tel ihatanızı çekin. İşlerinizi bitirin. İşinizi bitirdikten sonra artık paranızın içerisine geldi geldi gelmedi. Bir dahaki yıla paranız gelecek. Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki ekipler bakıp sizin ödeme işlemlerinizi yapacaklar. Vatandaş şöyle bir soru soruyor. Diyor ki adam geldi baktı orman mühendisi projemi yaptı. Bu para mühendisin hesabına mı yatacak? Benim hesabıma mı yatacak? O para bizim hesabımıza yatmıyor. Orman İşletme Müdürlüğü sizin işlemleriniz bittikten sonra hak ediş evrakları hazırlanıyor. Hak ediş evraklarından sonra Orman İşletme Müdürlüğü sizden bir dilekçe talep ediyor. Diyor ki ben senin bu ödemeni yapacağım. Hangi hesaba? Bana bir banka hesabı ver. Siz altına kendi imzanızla IBAN'ınızı yazıyorsunuz. O IBAN'a paranız düşüyor. Projenin aşamaları da şu şekilde. Projeniz onaylandı. Sonbaharda ne yapıyorsunuz? Ben adım adım gideyim. Sonbaharda fidan çukurunuzu kazdınız. Fidan çukuru parasını alırsınız. Sonbaharda fidanınızı diktiniz. Fidan parası alırsınız. Sonbaharda etrafını, sahanın etrafını tel yaptınız. Telin parasını alırsınız. Ondan sonra diyelim ki ilk barda fidanın bakımını, çapasını yapacaksınız. Bakım parası alırsınız. Ondan sonra 3 yıl boyunca örnek vermek gerekirse 100 tane fidan diktiniz. 3 yıl boyunca her fidan yani %15'lik yani 100 taneden 15 fidanın parasını alırsınız. Bakım parasını alıyorsunuz. Sulama parasını alıyorsunuz. Arazi hazırlığı dediğim gibi zaten alıyorsunuz. Bir de bize proje yaptırıyorsunuz ya. Yaptırdığınız proje bedelinin %65'ini alıyorsunuz. Evet, toprak hazırlığı kapsamına neler giriyor? Toprak hazırlığı kısmına şu şekilde. Ekskavatörle çukur kazım girer. Ondan sonra bazı sahalar eğimli olduğu için teras şeklinde toprak işleme de giriyor. Bazı ormanlık sahalarda vatandaşın orman arasında kiralama yaptığı zaman dozerle toprak sürümü var. Onlar da içine giriyor yani. Saha ne istiyorsa ona göre işte. Siz o yüzden özellikle sahaya gidip aynen yerinde sahanın incelen halini gördükten sonra projelerini yapıyoruz. Tabii. Yani saha burada, ne istiyorsa ona göre. Burada şu sorunumun cevabını almış oldum senden. Arazim çok meyilli. Burada tesis yapabilir miyim? Yapabilirim. Ne yapabilirim? Burada teras yaparım. Evet. Evet. Araziye kaç tane ağaç dikeceğime kim karar veriyor? Araziye kaç ağaç dikeceğiniz tür belirler. Ceviz dikiyorsanız dikeceğiniz ağaç miktarı başkadır.
badem dikiyorsanız başkadır, ceviz dikiyorsanız başkadır, zeytin başkadır, alış başkadır, nebne başkadır. Hangi türü dikmek istiyorsanız ona göre dikim aralık mesafeleri vardır. Örneğin bademden örnek vermek gerekirse evet. bademin dikim mesafesi 5x5'tir. O da ortalama bir dönüme 40 adet fidan verir. O şekilde. 5x5'teki maksat ağacın çok güzel bir şekilde şey yapması, tepe tacı yapması, güzel bir taç yapacak ki güzel bademleriniz tutsun ki oradan verim alabilirsiniz. Sırf kafe, sırf fidan diktiğiniz zaman ağaç boya kaçacağı için verim düşecektir. Yani o çeşitten, bu çeşitten, şu çeşitten bir karma yapayım, ortaya bir karma çıkarayım. Efendim şu şekilde karma, mesela diyelim ki siz badem bahçesi yapmak istiyorsunuzdur. Araya örnek vermek gerekirse bir iki tane zeytin atabilirsiniz, bir iki tane incir atabilirsiniz. Araya mesela bize sıkça gelen sorulardan biri, benim şu anda diktiğim fidanlarımın arası bomboş. İçine bahçe yapabilir miyim? Tütün ekebilir miyim? Ara tarım. Tabii ara tarım yapabilir evet. miyim? Ara tarım da vatandaş yapabilir. Bahçemin etrafına mesela evet. biz şimdi burada 5 dönüm ceviz bahçesi var. Evet. Projelendirilmiş halde. İçine değil de etrafına. Evet. Karışık meyve dikebiliriz. Dikebilirsiniz. Sıkıntı değil. Yani projeli dikebilirsiniz. Yani projeye engel teşkil yok, etmiyor. Yok engel teşkil etmez. Şimdi fidan çukurunu kazdık. Evet. Benim canım neyle isterse onunla kazdım. Farkı var mı? Farkı şu şekilde. Bizim size ödediğimiz şey çukur şeklinde toprak işleme. Farz-ı misal derim ki biz oraya size ne önermişiz? Çukur şeklinde toprak işleme. Siz isterseniz kendiniz bir mini ekskavatör dediğimiz makineyle hemen getirip çukuru da kazabilirsiniz. İsterseniz dikim çukurunu kendiniz kazma kürekle kazabilirsiniz. Ona kimse yani hangi makineyi kullandığınızın tabii. bir şeyi yok. Yok, önemi yok. Yani şeyde projede zaten onun aynen. maliyeti belli. Evet. Siz maliyeti düşürmek için gerekirse kendi elinizle de kazabilirsiniz. Tabii. Onu da yapabilirsiniz. Evet, arazim 10 dönüm. Evet. Ama ben 8 dönümüne bahçe koyuyorum bu proje kapsamında. Gerisine de ev, depo ve müştemilat yapacağım. Yapabilirsiniz şu şekilde. 10 dönüm tarlanız varsa evet. bize o 2 dönüm içerisinde nereye ev yapacağınızı veya nereye depo yapacağınızı belirteceksiniz. Biz o 8 dönümlük yer, 10 dönümlük yerden o 2 dönümü düşüreceğiz. 8 dönümlük alan içerisinde size proje tahsis edeceğiz. Çünkü ev ve depoya içinde olmaması lazım. Şimdi 10 dönümün etrafını çevirdik. 10 dönüme göre mi alacağız, 8 dönüme göre mi alacağız? 8. 8 yani 2 dönümünü o zaman biz kendi cebimizden karşılamış aynen. olacağız. Ormandan kiralamada şu şekilde yapılabiliyor. Eğer orman arazisini kiraladığınız zaman oraya küçük bir konteyner bırakabiliyorsunuz. Ama tapulu arazide öyle değil. Tapulu arazide içinde bir şey olmaması lazım. Evet. Sondaj kastım. Şu şekilde efendim. Sondaj kendiniz kazabilirsiniz. Onu biz derken Orman Genel Müdürlüğü sulama adı altında dönemde bu seneki birim fiyatlara göre 2300 3000 küsür 3 milyar küsür veriyor mesela. Onun %65'i 2 milyar 300 lira falan takabül ediyor. Yani dönemde 2 milyar 300 veriyor. Sondaj içinde hibe var mı şu anda? Hayır, sondaj için değil. Sulama olarak ödeme yapıyor. Ama vatandaş isterse bu zaten 60 mesela 30 dönümden hesaplarsak evet. 60 bin para alacak ya. Sontaj da vurmak istediği zaman zaten bu 60 bin bir nevi adama destek olur. Yani sontaja destek yok. Sulama. Fidan evet. sulamasına destek var. Ha, sondaj proje kapsamında da, girmiyor. Evet. Ama havuz? Havuz da girmiyor. Havuzu da vatandaş kendi cebinden yaptıracak. Biz sadece sulama. Biz bunu neyle süreceğiz ya? Şu şekilde diyelim ki sizin benden sulamamı istedin. Tabii. Bu sulama adı altında veriyor. Şu şekilde diyelim ki siz sulama adı altında biz bu ödemeyi size yaptık ya. Evet. Sizin suyunuz yoksa siz geleceksiniz. Buraya bir depo kuracaksınız. Depo var ya bir su deposu. Tamam. Oraya artık tangele suyu çıkartacaksınız. O şekilde sulamanızı yapacaksınız. Ya o zaman yani bu hibenin sulama kısmı sadece sistem. Aynen sistem. Yani sistemin şeyini karşılıyor. Doğrudur. Masrafını karşılıyor. Doğrudur. Evet, arazimin etrafını nasıl çevireceğim? Kullanılacak malzemenin bir önemi var mı? Ben buranın etrafını ağaçlardan, çalılardan
bizim memlekette meşhurdur. Şeye söyleriz. Cizeme. Evet. Ağaçlardan böyle tahta tahta keserler, keserler, keserler. Etrafı böyle komple çevirirler. Doğrudur. Bu şekilde yapabilir miyim? Yapamazsınız. Örnek vermek gerekirse projenize biz projenizi yaparken her şey tarif ediyoruz zaten. Diyoruz ki tel 5x5 göz açıklığı olacak. Ondan sonra telin milimi 3 milim kalınlığında olacak diyoruz mesela. Eğer vatandaş beton direk yapacaksa beton direk, demir direk kullanacaksa demir direğe göre proje maliyeti çıkarılıyor. Vatandaş biz projede mesela orayı beton direk göstermişsek vatandaş gidip demir yapmışsa demire göre parasını alır. Eğer gidip burada bizim buralarda o kadar fazla ağaç yoktur ama Karadeniz bölgesinde falan evet, kalın sopalar var. O sopalarla yapmışsa ona genellikle çalı çırpıyla yaptıkları zaman parasını almıyorlar. Evet, şimdi dikme direkleri illaki beton mu olacak? Hayır, demir direk de yapabilirler. Ya beton direk olacak ya da demir direk. İkisinden biri. Maliyet hesabı hiç şeyde nasıl gözüküyor? Mesela projenin projede zaten kalemlerinde ne kalem, gözüküyor? Kalem beton direk. Yani hangisi daha uygun gözüküyor vatandaş için? Vatandaş için sağlamlık bakımından, sağlamlık bakımından beton direk daha iyi. Evet. Beton direk. Çevre telini dikenli çeksem olur mu? Dikenli tel değil. Bizim Orman Genel Müdürlüğü'nün biz proje yaptığımız zaman orada örgülü diyor. Örgülü. Evet. Örgülü kafes. Yani örgülü kafes tel dışında başka bir şey yok. Kabul edilmiyor. Hayır. Evet, hangi sulama sistemini ben nasıl kuracağım? Öncelikle yani bizim bütün bu tesisler için sulama sistemi kurmalı mıyım? Önce onu sormam lazım. Şu şekilde en mantıklısı, en cazip olanı sulama ortamı dediğimiz damlama sulama sistemidir. Damlama sulama sisteminde damla damla su bitkiye geldiği için hem bitki daha güzel su alıyor hem de boşa su harcamamış oluyor. Bizim tavsiye ettiğimiz şey sulama, damlama sulama sistemidir. Ya da yeni bir şey de çıkmış, çember. Bizim bu bölgede çember kullanan ben görmedim ama şey mi diyorsun, çember damlaması. Aynen, çember. Aslında yani ağaçlar büyüdükçe evet, ona dönmek gerekiyor. Şu anda tabii, ağaçlarımız mesela buradaki ağaçlar küçüktür. Evet. Dibine birer tane musluk koyduk. Evet efendim. O yeterli geliyor. Ama evet, 3-5 yıl sonra ağaçlarımız tabii 3-5 metre böyle genişlik çap verdikten, alanına ulaştıktan sonra tek bir damla musluğu yeterli gelmeyecek. O yüzden etrafı çember şeklinde yapılması lazım. Yani sistemin komple yeniden döşenmesi lazım. Bizim bölgemizde özellikle kurak olduğu için damlama sulama sistemi en uygundur. En uygun. Vahşi sulama sistemi yapsam? Vahşi sulama sistemi yaptığınız zaman hem bitkinize zarar verirsiniz, hem cebinize zarar verirsiniz, hem zamanınıza zarar verirsiniz. Yani proje kapsamında vahşi sulama sistemi yok. Yok. Mesela ben hortumları çektim. Bahçemin başına, sıraların başlarına getirdim. Evet. Hortumla attım hortumu yere. Yok, öyle bir şey yok. Ona vahşi sulama. Yani şunu anlamalıyız değil mi? Yani bu projede kafanıza göre iş yapamazsınız. Hayır. Her şey proje uygun olacak. Yani her şey projede yapılması gerektiği şekliyle yazılı. Siz de buna riayet edeceksiniz. Tabii. Kafanıza göre ben şunu şöyle yapsam da bunu da böyle yapsam, bunu buradan idare ettiriversem. Olmuyor. Olmuyor. İdare et, şey olmuyor. Yok. Evet, olmuyor. Şimdi 3 yıllık bakım giderlerinin içinde neler var? Efendim, 3 yıllık bakım giderlerinin içerisinde çapalama var. Fidan bedeli var. Ondan fidan bedeli zaten bir sefer mahsustur. Hayır. Mesela diyelim ki siz alana 100 tane fidan diktiniz ya, 100 tane fidanın tamam, %15 kuruma payı vardır. %15. Ha, %15'inin kuruduğunu düşünerekten 15 aynen, fidan sana. Aynen. 15 aldım, fidan parası da ödenecek size. Evet, tamam. 3 yıl boyunca. Ondan sonra bu 3 yıl boyunca çapa parası ödenecekse ara bakımı. Ara bakımı. Evet. Ondan sonra ara sürümü ödenir evet, size. Eğer mesela bazı vatandaşlar şu şekilde şey için örnek, bazı aşılanan türler var. Onların da parasını alıyorlar. Yani gerekirse tür değiştirebiliyorsun değil mi? Hayır, tür sabittir. Badem yapmışsanız bademle devam edersin. Aşı parası derken? Mesela fıstık var ya, fıstık. Ha, sen fıstığı çöğür aldın. Çöğür aldın, aşıya çevirdin. Aynen, aşıya çevirdin. Tamam. Onun da parasını alabiliyorsun. Anladım. Aşı. Şimdi bu bahçeye, yani projeli aldığımız bir bahçeye 3 yıl boyunca bakmamız gerekiyor değil evet, mi? Evet efendim. Ben projeyi işte parayı koydum cebime.
bahçeye bakmaktan vazgeçtim. Ben bahçeye bakmıyorum arkadaşlar. Ne olacak? Bakmıyorum dediğiniz zaman her 3 yılda her 3 yıl boyunca gelecekler bakacaklar. Siz bahçeye bir şey yapmamışsanız ne yapacaklar? Bakım paramızı ödemeyecekler. Bakım parası ödemez. Yani sadece bakım parası ödenmese sorun çözülüyor mu? Sorun şu şekilde. Yani bunun bir yaptırımı yok mu? Yok. Yaptırımı şu anda yok. Zaten siz bahçeyi tesis etmişsiniz. Tamam. Projenin gerekliliklerini yerine getirmişsiniz. Telinizi çekmişsiniz, direğinizi dikmişsiniz, ağacınızı dikmişsiniz, sulama ortamınızı çekmişsiniz. 3 yıl boyunca bakmamışsınız artık o. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Bakım parası çok da böyle büyük bir meblağ tutmuyor. Yok, çok cüzi. Cüzi bir rakamdır. Örnek vermek gerekirse ortalama %10. %10 civarı. Yani 150 bin vatandaş para alacaksa %10 herhalde, %15 falan. 15 bin şeydi yani bakım parasıdır. Şimdi az önce Hacı babam dedi sanki dedi bu dedi bize 250 lira bir para yatacaktı. Çok cüzi bir miktardır o. Yani bu olsa ne? Olmasa ne? Yani, çok cüzi yani, bir miktar. Projenin içerisinde bence yer vermenin de bir mantığı yok. Yok. Çok gerekli bence. Niye ki? Şimdi şu şekilde bizim aslında orman yani başka bir amacı mı var yani? Yok, amacı şu efendim. Tam %100 başarıyı hedefleyen bir şeydi. %100 başarı. Adam oraya diyor ki ben diyor o kadar sana parayı ödedim. Sen oraya o kadar hizmet ettin. 3 yılda diyor sana yardımcı olayım, seni destekleyeyim. Zaman %100 başarılı olsun. Amaç o. %100 başarılı olmak diyor. Yoksa eğer başarı olmayacaksa bizim bu zaten Orman Genel Müdürlüğü'nün bu tip projelere destek vermesinin amacı arz ettiğimiz üzere üretimi artırmaktır. Üretim daim olsun. Yoksa üretim devamı olmazsa dışarıdan görüyorsunuz gıda krizi var. Sıkıntı yaşıyoruz. Yani gıda krizi sadece bize mahsus bir şey değil. Artık dünyada global olmuş. Aynen. Her yerde. İşte biz o krizden etkilenmemek adına şimdiden yani şöyle bir şey var efendim. Dün bir yerde bir tabir duydum. Susamadan önce su kuyusunu kazmanız lazım. Bizim devletimizden de Allah razı olsun. Susamadan önce su kuyusunu kazdırıyor. Önceden tedbir. Evet. Tedbirini alıyor. Yani 3 kelimeyle ben sana bunu açıklayayım. Üretmek. Başka çözümü yok. Şu andaki mevcut durumda üreten kazanıyor. Evet. Üreten. Üretin. Üretmekten korkmasınlar. Şimdi bu projeyi yaptılar ya, tarımdan da destek alabiliyor vatandaş. Sertifikalı fidan aldığı zaman ortalama dönüm başına 400 lira. Sarı olursa 100 liradır. Evet. Mavi olursa 380 liradır. Sertifikalı da aldıkları zaman yine bir destek var diyorum. Güzel bir destektir. Ondan sonra zaten mazot desteği var. Tabii aynı arazi yani mazot gibi desteği dosyasında gösterebilir. Müthiş bir şey ya bu. Yani vatandaşım bunu şiddetle tavsiye ediyorum ben. Şiddetle yapsınlar. Peki bir şey sorayım ben. Evet. Şimdi bu diyelim ki projeden. Bir saniye ben şimdi burada bir açıklama yapayım. Heh. Şimdi ekranın arka tarafında izleyicilerimiz var. Evet. Yani ekranda gözükmüyorlar. Evet. Şimdi onlardan bir soru geldi. Buyur abi. Evet. Şimdi sertifikalı fidan aldım proje için. O sertifikalı fidanı onu desteği veriliyor mu? Veriliyor. Tabii ki. Yani bu proje için istiyorsan ormanın dağıttığı, bedava dağıttığı fidanlardan al, o şekilde de bahçe kurabilirsin. Tabii. İlla fatura bu, istersen sertifikalı fidan da yapabilirsin. Sertifikalı fidanı mesela onu ödemiyor. Orman mesela sadece ormandan alıyorsun. Yok, arazi desteğinde onu gösterebilirsin abi. Kabul etmiyor. Neyse, soruşturmak lazım. Ortamı kızıştırmak lazım, soruşturmak lazım. Ben de sana bunu soracaktım. Diyecek ki bu oldu mu olmaz mı? Tamam, bunu soruşturalım inşallah. Soruştur onu. Evet, şimdi proje bedeli veya gideri nedir yani? Bu proje, bunun miktarını kim belirliyor, neye göre belirleniyor? Bizim Orman Mühendisleri Odası'nın birim fiyatları vardır. O birim fiyatlara göre proje yapıyoruz. Ha, siz kendi kafanıza göre? Hayır. Yani sabit bir şey. Yani şu fiyat bu fiyat diyemiyorsun. Hayır. Askeri Orman Mühendisleri Odası'nın belirlediği bir taban fiyat vardır. Danışmanlık ücret olarak mı geçiyor? Hayır. Proje bedeli. Özel ağaçlanma, proje yapım bedeli adı altında. Bizim Orman Mühendisleri Odası'nın
askeri ücret birim fiyatı vardır. Evet. O fiyatın altında iş ve işlem yapamıyorsunuz. Her yıl güncellenir mi? Her yıl güncellenir. Onun altına yapamazsınız. Üstüne yapabilirsiniz askeri. Nasıl ki askeri ücret var ya mesela 4250. Evet. Siz onun altına düşemiyorsunuz. Yok. Üstüne düştüğünüzü tespit ederlerse. Tabii soruşturma hakkımız da açılır. Ondan sonra sistemimiz kapanıyor. Ceza alıyoruz. Geçici süreli meslekten memlere kadar giden bir süreçtir. Yani farz et ki sizinle anlaştık. Evet. Proje üretmek için sözleştik. Evet. Projeyi yaptınız. Biz de uyguladık. Ama projemiz onaylandı. Hayır. Şu şekilde onaylanmadı. Eğer teknik olarak zaten projeniz onaylanmadığı zaman biz size zaten söylüyoruz. Diyoruz ki şundan şundan dolayı şu eksiklikleri gidermezseniz projeniz onaylanmaz. Zaten projenin onaylanıp onaylanmadığı bizim projenizi hazırlarken, sizden evrak isterken İBAN'ın miktarı, ondan sonra projeniz nerede takılır, nerede geçer gibi her şey belirir zaten. Yani onaylanmayan bir şey geçenlerde bir sizin de evet. Sorduğunuz bir soruda vatandaşın biri Çermik, biz şu anda Diyarbakır'dayız. Diyarbakır Çermik'in bir köyünde vatandaş oturuyor. İkametgahı orada. Ondan sonra kütüğü de orada. Tarlası Çüngüş'te olduğu için olmadı mesela. Projesini yapmadık. Kendisine dedi ki hiben %65 değil de 25. Eğer isterseniz projenizi yapalım, istemiyorsanız yapmayın. Vatandaş da dedi ki ben hayır %25 hibeyle proje yaptırmak istemiyorum. Biz de vatandaşın projesini yapmadık. Yani proje gerçekleşmediği için tabii. Size de herhangi bir ödeme yok, yapmıyor ya da belli bir masrafı mı karşılıyor? Yok, şu şekilde biz sizinle bir araya geldiğimiz zaman zaten evrak aşamasında bellidir zaten. Her şey bellidir yani. Evet. Eğer sizin projeniz onaylanmazsa biz Bekir Bey diyoruz ki senin projen onaylanmazsa atıyorum biz sizden X lira aldık. X liranızı tekrar size iade ederiz. O şey. Evet. Bugüne kadar yaptığımız işlemlerde böyle yaptık. Şimdi sorularımız bitti. Çok teşekkür ederim. Yani ediyoruz. Bütün sorularımıza cevap bulduğumuzu düşünüyorum. Yani sadece ben değil. Buradaki seyircilerimiz değil. Evet. Bizi izleyenler de aynı şekilde sorularına inşallah cevap bulmuştur. İnşallah. Açık alanda çektiğimiz için sesimiz gitti gitmedi arkadan başka sesler geldi gelmedi onu bu kısmını bilmiyorum. Onu işte montaj esnasında bakacağım. Yani ne kadar kaliteli bir iş yapabildik yapamadık onu da bilmiyorum. Evet. İnşallah faydalı oluruz. Yani İnşallah. Bizim buradaki amacımız bu projeyi birilerine tam olarak anlatabilmek. Evet. Tam olarak vatandaşa ben kendi açımdan şunu söylüyorum. Diyorum ki sen her işi kendin yap. Devletten bir şey bekleme. Evet. Her şeyi kendin yap. Her şeyi kendin üret. Her şeyi kendin mal et. Doğrudur. Paran cebinde kalır. Doğrudur. Şimdi devletin yapmış olduğu, başka kurumlar yapmış olduğu projeler var. Bizim de dahil olduğumuz projeler var. Fakat başarı ulaşma şansı çok düşük. Çünkü bu projeler genelde müteahhitler amacıyla, aracıyla yapıldığı için başarı şansı gelen fidanın sağ olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Sökülmüş gelmiş ama dikiyorsun, bakıyorsun hiç yeşermemiş. Doğru. Yani o yüzden başarı şansı çok düşük. Ben vatandaşa o yüzden diyorum ki her şeyi kendiniz yapın. Kendin temin et. Hiç sorumluluğu kimseye atmayasın. Doğrudur. Her şeyi kendin yaparsan suçu başkasına atma şansın yok. Aynen. Çünkü bu işin suçlusu sen oluyorsun. Doğru. Ne yaptınsa sen kendin yaptın. Kendin yaptın, kendin kazandın, kendin ürettin. Ya o yüzden vatandaşı diyorum ki üretin. Üretin, üretin. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizim Diyarbakır ilimizde çok çok faydalı işlere imza atıyorsunuz, vesile oluyorsunuz. Hep beraber. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Bizi misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Son karemize bir kişiyi daha alalım. Alalım efendim. Bizim son karemize benim kardeşim var. İsmi Tuncay Eminoğlu. O da orman mühendisidir. O da arka planda. O da bize yardımcı oluyor. Buyurun. Askerliği bitirdi. Bitti askerlik. Artık beraber işe asılma vakti. Evet. İnşallah güzel işler yapacaksınız. Biz de destekleyeceğiz. Ben etrafımdaki, çevremdeki insanlar sizi anlatırken şöyle diyorum. Ben bu insanları ilk defa gördüm. Evet. Çünkü biz daha önce de tanışmıyoruz. Hayır. Bu proje vasıtasıyla tanıştım. Siz geldiniz dedi ki biz bu işi yapıyoruz. Doğrudur efendim. Böyle bir proje var. Bizim projeden haberimiz yoktu.
duymamıştık. Sizin sayenizde bu projeden haberdar olduk. Şartları nedir? Şunlardır, şunlardır. Biz de çevremizdeki çiftçilere diyoruz ki bak böyle bir proje varmış. Biz bilmiyoruz ama varmış. Anlatıyoruz. Yapmak isterseniz bu değerli kardeşlerimiz bize gelmişler. Biz bu projeyi yapıyoruz diye. Bizden talep etmişler. Evet. Gidin. Konuşun, bakın. Anlaşırsanız zaten anlaşırsınız. Evet. Anlaşamazsanız bu işi yapan başka insanlar zaten var. Gidip onlarla anlaşabilirsiniz. Yani biz bu işi sizden öğrendiğimiz için özellikle sizi tercih ettik. Yani bir de zannedersem elektrik meselesi. Allah cümlenizden razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. İnşallah yaptığınız çalışmalarda başarılar, muvaffakiyetler dileriz. Çok çok teşekkür ederim. Rabbim iyi niyetli olduktan sonra, niyetin halis olduktan sonra yani başarıya ulaşmayacak hiçbir şey yoktur. Evet. İnşallah başarıya ulaşırsınız. İnşallah. Tuncay'ım sen de en kısa zamanda evlenirsin. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.